Selam arkadaşlar, yeni bir amcaoğlu videosuyla karşınızdayım. Bu hafta bu fotoğrafı çekiyoruz. Yine evdeki zerzevatlarla da çekebiliyoruz. Birazcık ileri teknik bir şeylerle de çekebiliyoruz. Nasıl mı çekiyoruz? Şu introdan sonra. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir amcaoğlu videosuyla tekrardan karşınızdayım. Ne diyoruz? Baş parmak. Evet arkadaşlar, dediğim gibi bu hafta saat fotoğrafı çekiyoruz. Daniel Wellington saatini çekiyorum. Ben onu çekiyorum. Daniel Wellington ve elimde süper bir modeli var. Onun fotoğrafını çekeceğim. Bildiğiniz gibi saat fotoğrafı çekmek birazcık zahmetli, birazcık zor bir iştir. Aslında çok zor değildir. Birazcık işin tekniğini bilmek lazım. Şimdi size burada bir setup hazırladım. Bu setupta size sürekli ışıkta, tepe flaşında ve benim süper düper Hensel flaşlarımla nasıl çekebileceğimi göstereceğim. Ama bunun için de dediğim gibi müthiş bir stüdyo düzeneği, dev gibi stüdyolar, alanlara ihtiyacınız yok. Eğer siz bu işi yapmak istiyorsanız önce bu düzeneği evinizde yapabilirsiniz. Daha sonradan gidip kendinize iyi profesyonel bir stüdyo kurabilirsiniz. Dev gibi yatırımlar yapabilirsiniz. Bir sürü fotoğraf makinesi, ekipmanlar alabilirsiniz veya aksesuarları alabilirsiniz. Ama ben size şu anda sadece yöntemini gösteriyorum. Yolunu bulmak ve ondan sonraki çözümlere ulaşmak size kalmış. Şimdi ben burada size kısaca bir tanıtayım. Neler var? Şimdi şöyle açıklayayım size. Tepede gördüğünüz, şöyle kaldırayım. Hop! Gördüğünüz bir tane Hensel paraflaşım var. Bu tabii işin en baba kısmı. Sonra bir tane Godox flaşım var. Tepe flaşım var. Ve bir tane de sürekli ışık bir LED'im var. Şimdi ne dedik? En önemli nokta ışık. Işığı yönetebilmek. Şimdi ürünümüzü bir tane sehpanın üzerine koydum. Ve onun altına bir tane parlak bir zemin koydum. Ve bu zeminin üzerine de bir kompozisyon yaptım. İşte kutusunu koydum. Daniel Wellington saatinin kutusunu koydum. Kendisini koydum. Tabii ki burada şimdi böyle yansıma yapacağı için altını parlak kullanmak istedim. Ve arka tarafa da her zamanki gibi yine mat bir fon kullandım. Siz burada ne kullanmak isterseniz, hatta şu yansıtıcıların arkasındaki şu siyah fonu bile kullanabilirsiniz. Tabii bunu ütülemeniz gerekiyor. Çok fazla kırışık. Ve 4 tane ayakla bunu tutturdum. En kilit kısma geliyorum. En kilit kısım. Para flaşta da, tepe flaşında da, sürekli ışıkta da. En kilit kısım. Ve yine bir reklam arası veriyorum. Videonun ortasında giriyorum. Söylemeden edemeyeceğim. Amcaoğlu Instagram, Amcaoğlu Facebook ve Amcaoğlu YouTube'dan benim videolarımı takip edebilirsiniz ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Videoları ne kadar çok paylaşırsanız bana da o kadar çok destek vermiş olursunuz. Ve videoya devam ediyoruz. Şu üstünde görmüş olduğunuz şu separasyon. Bu separasyon ışığı geçiriyor, geçirgen. Yani yukarıdan, tepeden ben şimdi paraflaşta ışığı çaktığım anda direkt buradan ışık geçecek ve saate gidecek. Peki neden bunu kullanıyorum? İsterseniz şöyle bir örnek göstereyim size. Hemen para flaşımı açıyorum. Ve tetikleyicimi değiştiriyorum. Buraya Hensel tetikleyicimi takıyorum. Ve şimdi bunu buradan kaldırıyorum. Ayarımı 1/200 yaptım. Şeyi de 2.8 yaptım. 2.8 yaptım diyaframımı. ISOM 100. Beyaz dengesi otomatikte. Çakıyorum. Gördüğünüz gibi sonuç bu. Her yer aydınlık. Hiçbir estetik yok. Sonra aynısını separasyonla yapıyorum. Buraya koyuyorum. Aynısını separasyonla yapıyorum. Çakıyorum. İlkinde separasyon yokken dev gibi bir parlama var. Saatin içindeki yazılar vesaire gözükmüyor. Fakat separasyonu koyduktan sonra ışık buraya vuruyor, buraya yayılıyor ve buradan filtrelenerek geçiyor ve camdaki yansımayı alıyor. Bir özel bir tavsiye daha. Bu tip çekimlerde eğer yansıma varsa polarize filtre kullanabilirsiniz. O da bir nevi yansımayı alıyor zaten. Ben burada mesela polarize filtre kullandım. Bakalım. Polarize filtreyi buradan çevirdiğiniz zaman şuradaki şu geçişi görebiliyorsunuz.
Diyelim ki bir softbox'ınız yok. Bir tane sürekli ışığınız var. Bunu evde yapmak istiyoruz. Böyle bir tane yansıtıcının içinde separasyon var. Ve ben bunu buradan tepeden tuttuğum anda, tabi paraflaşı kapatmam lazım. Sürekli ışığı açtım. Ve gördüğünüz gibi bunu yükseltebilirim, yukarıdan tutabilirim, daha aşağıya getirebilirim, istediğim yere çevirebilirim. Ben bunu buradan çevirdikçe saatin yansıması değişiyor, gölgesi değişiyor, camdaki ışıldama veya geri tepme yansıma değişiyor. Ve birazcık da uzun pozlamaya yakın ayarlar, yani gözlerim aldı. Biraz daha... Flash'taki gibi 1/200'ler, 1/160'lar falan değil de daha çok uzun pozlamayı 1/60, 1/50, orada diyaframı biraz kısarak ayarladığınız zaman sürekli ışıkla da bunu yapabilirsiniz ve üstüne gezdirerek burada da canlı görüntüde bunu görerek yapabilirsiniz. Gelelim şimdi tepe flaşına. Hemen tepe flaşı tetikleyicimi takıyorum. Buraya tepe flaşım elimde. Şimdi ayarlarım yine 1/125, 1/160, 1/200. Burada enstantanenin çok fazla bir önemi yok. Flaşla çalışıyorsanız. Burada diyaframın daha çok önemi oluyor. Diyaframı kısıp açtıkça fotoğraf aydınlanıyor veya koyuluyor. Şimdi ayarlarıma geldim. Fotoğraf makinesi ayarlarım 1/160, f2 ve ISO 100. Tepe flaş ayarlarım da zoom 200, 1/164. 1/164'ü ben size 1/32 yapacağım. Bu değişebiliyor buradaki separasyonun yüksekliğine göre, ışık gücüne göre. 1/132 ile çaktım bir tane ve şu anda görmüş olduğunuz fotoğraf tamamen separasyonsuz bir fotoğraftı. Şimdi ışığı filtreleyeceğimiz, daha doğrusu filtreleme değil de terbiyeleyeceğimiz, öyle söyleyelim. Işık buraya çarpacak, bu yüzeyi gezecek. Ondan sonra buraya böyle güneş gibi yayılacak. Güneş gibi her yere eşit dağılacak. Aynı şekilde çakıyorum. Ve iki fotoğrafın arasındaki farkı çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Yani arka taraf biraz daha siyahlaşıyor. Bazı detaylar daha bir loşlaşıyor ama güzelleşiyor. Şimdi ise şunu göstereceğim size. Hatta ayağa kalkmam gerekiyor. Az önceki ışığı buradan tuttum. Şimdiki ışığı buradan tutacağım. Sonra buradan tutacağım. Sonra buradan tutacağım. Buradan tutacağım. Ve hepsinin arasındaki farkı göreceğiz. Şimdi önce tam merkezden tutuyorum. Bu bir. Hemen buradan bir tane tutuyorum. Şöyle tutmuyorum. Böyle tutuyorum. Şöyle tutuyorum. Şöyle tutuyorum. Bu iki. Camı görüyorsunuz. Şuradan yandan tutuyorum. Şuradan diklemesini tutuyorum. Hoppa, bu patlamadı. Şuradan tuttum, uzak kaldı. Arkadan bir tane tam şöyle tersine tutuyorum. Bu çok karanlık kaldı. Karanlık kaldı diyelim. F değerimi düşürdüm. Birazcık daha yakınlaştırdım. Gördüğünüz gibi biraz daha aydınlandı. O da mı yetmedi? Biraz daha mı karanlık? O zaman hemen ışık şiddetini 1/32'ye ayarladım. Yine buraya getirdim. Çaktım. Daha aydınlık gördüm. Yetmedi mi? 1/16 yaptım. Ve yine aynı pozisyona getirdim. Çaktım, daha iyi oldu. Buradan yaptım. Buradan yaptım. Gördüğünüz gibi camın yansımasını görüyorsunuz. Komple bembeyaz oldu. Buradan yaptım. Biraz yukarıdan yaptım. Değiştirdim. Arkadan yaptım. Şu şekilde çektim. Simsiyah oldu cam. Buradan çektim. Ve gördüğünüz gibi tepe flaşıyla da bu çekimleri çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Kompozisyonu kendinize göre istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Yan koyabilirsiniz, kutusuz koyabilirsiniz. Ben arkasına Daniel Wellington kutusunu da koydum. Bunun üzerine birazcık daha oynayacağım ilerleyen dakikalarda. Size de bu arada böyle bir video çıkarayım istedim. Ben şimdi işime devam edeceğim. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Elinizde bir tane tepe flaşı olması yeterli. Daha fazlası varsa, yani para flaş varsa çok çok daha iyi, süper olur. Ben şimdi tabii ki benim hensellerle devam edeceğim. Tepe flaşını da unutmayacağım. Bazı yerlerde tepe flaşı da destekleyeceğim. Unutmadan, unuttum. Eğer tepe flaşı kullanıyorsanız ve
ışığınız yine de yeterli gelmedi. Sürekli ışık kullanıyorsanız yine yeterli gelmedi. Yan taraflara daha önceki videolarımda göstermiş olduğum separatörleri kullanabilirsiniz. Yani strafor kullanabilirsiniz. Bir tarafını beyaz, bir tarafını siyah. Çok fazla ışık varsa iki tarafını siyah kullanabilirsiniz. Güzel böyle loş siyah geçişler olur ürününüz üzerinde. Hepsini bir kenara bıraktım. Varsa elinizde bir tane ürün çadırı, onu kullanabilirsiniz. Ama bunların hiçbiri yoksa da dediğim gibi 4 tane ayak, bir tane şöyle bir separasyon. Bu separasyonu önemli olan ışığın geçirgen olması gerekiyor. Yani filtrelemesi, terbiyelemesi gerekiyor. Bir tane tabure, yansıtıcı, parlak zemin. Tabii ki her zaman çok ciks gözükür. Onun dışında bir tane güzel fotoğraf makinesi, tripod. Hepsi bu. Ve yine üzgünüm ama geldik videonun sonuna. Ya da kimileri için oh be amca oldu, çok konuştun diyebilirsiniz. Ama bu videonun sonuna geldik. Ne diyoruz? Baş parmak. Bir sonraki hafta görüşürüz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.